Almanya'dan bir konuğum var. Nurşen Katoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Boşanma aşamasında olduğum eşim Kaan Katoğlu, velayeti bende olan 3,5 yaşındaki kızımız Narin Katoğlu'nu 6 Mart tarihinde kaçırdı. Normalde bir... Narin'im. Esra Hanım, çok kötüyüm, resimleri görünce çok kötü oldum. Lütfen kızımı bulun. 3,5 yaşında lütfen. 1,5 aydır hiç ulaşamıyorum Narin'e. Gelebilecek en son noktaya geldim. Narin'imi çok özlüyorum Esra Hanım. Bu bebekle üçümüz beraber uyuyorduk. Esra Hanım, Almanya'da kendisiyle hala evli görünüyoruz fakat ayrı yaşıyorduk. Mahkeme açıldı. Mahkememize bilirkişi atandı. Bilirkişi çocuğumun bütün velayetini bana verdi. Fakat daha sonrasında babasıyla kızını haftada bir gün 2 saat görüştürme kararı verildiler. Tabii ki ben de baba kız ilişkisini çok destekliyordum. Bu sebepten görüşmelerini izledim. 4-5 hafta görüştürdük. Şunu öğrenmek istiyorum mesela. Haftada bir gün 2 saat. Ama evet, bu görüşme normal evde bir park, kafe ya da bir yerde değil. Değil. Devletin binası efendim. Sosyal hizmetler binasında, evet efendim, yapılıyor. Yani aslında bir uzmanın ve kontrol eden bir kişinin himayesinde böyle bir görüşme sağlanıyor. Evet. Esra Hanım, görüşme saati bittiğimde pedagog vardı, Türk, Can Bey. Narin'in tuvalete götürüyorum diyerek babasının götürdüğünü, polisleri aradığını söyledi. Tabii yıkıldım orada. Polisler geldi, bütün binayı komple aradılar. Vermiş olduğum 4-5 adrese Almanya'da ve Belçika'da adreslere baskın yaptılar. Fakat Narin'i hiçbir yerde bulamadılar. Sonra ben öğrendim ki Narin Türkiye'ye gelmiş, kaçırdıktan 22 saat sonra Kapıkule'den giriş yapmış ve İzmir'de bir adrese kiraladıklarını öğrendim. Tabii anne olarak hemen geldim o adrese. O adresin sahte bir adres olduğunu, göstermelik olarak tuttuğunu öğrendim. Narin'imi 1,5 aydır hiç görmüyorum Esra Hanım. Şimdi çok enteresan bir konu. Normalde siz eşinizle yani tanışıp bir akrabasınız uzaktan da. Evet. Bir beraberlik yaşıyorsunuz Almanya'da. Uzun da bir süredir de aslında bu evliliği... 2019'da nikahlanıyorsunuz. 2021 Kasım itibariyle evet, çocuğun doğmasından sonra ayrı yaşamaya evet, başlıyorsunuz. 6 Mart tarihinde kızınızla babanın görüşmesi Almanya'daki bir sosyal hizmet kurumunda olmasına karşın baba Kaan Katoğlu kızıyla yapılan o görüşmede tuvalete götüreceğim bahanesiyle yanında da büyük kızı varmış Kaan Bey'in. İlk o da oradaki olan görevleri oyalıyor ve o binadan büyük bir cesaretle kızınızı kaçırdığını. Evet efendim. Almanya'da bununla ilgili hem kurumdakiler hem de sizin yapılmış olan şikayetleriniz. Evet. Ve bir arama kaydı var. Evet. Siz Türkiye'ye geldikten sonra da hemen kızınızın Türkiye 19 Mart'ta Kapıkule'den sokulduğunu, babasıyla beraber olduğunu öğreniyorsunuz. 7 Mart'ta. Pardon, 7 Mart tarihinde bir evet, gün sonrasında hemen. Evet. Türkiye'ye kızınız giriş yapıyor. Evet. Ama yanında pasaportu var mı kızınızın? Kızımın pasaportu da, Türk kimliği de bende. Şu an hala yanımda. Peki baba nasıl mesela kimliksiz bir şekilde? İşte Alman polisi de onu araştırıyor, bu pasaportu nasıl temin ettiğini. Üstelik benim avukat hanım da bilir, müvafakatnamem de yok kendisinde. Yani beraber bile yaşasak yurt dışına çıkarılan çocuklardan annenin ya da... Şimdi ben normalde çocukları tatile çıkarken babadan müvafakatname alıyorum. Evet. Yani herhangi bir boşanma durumu olmamasına rağmen sormasalar evet, bile... O benim dosyamın altında çünkü evet, şöyle bir şey, kötü niyetli de olabilirim. O evlilik birliği içerisinde kocamla kavga etmiş ve çocukları kaçırmak için de tatile gidiyor, süsü de verebilirim ama her seferinde o muvafakatname, işte çocuğumun annesiyle yurt dışına bilmem ne şu ülkeye girişine izin veriyorum evet, izni oluyor. Böyle bir belge de olmamasına karşın 7 evet, Mart'ta kızınız Narin evet, ülkeye giriyor.
Bu süre içerisinde Kaan Katıoğlu'na kocanıza telefon yoluyla, SMS yoluyla ya da internet ortamında başka bir sosyal medyadan ulaşabildiniz mi? Sosyal medya hesabı hiç kullanmıyor zaten. Aradınız mı benim çocuğum nerede, sen neredesin diye? Beni engelliyor sürekli, cevap vermiyor telefonlarıma. Esra Hanım, bir de ben ona Duisburg'dan Zehra Ayer ve Ayhan Ayer'in yardım ettiğini düşünüyorum. Narin'i de belki sınırdan annesi diye geçirmiş olabileceğini düşünüyorum. Bunlar sizin bu sosyal görüşmelerde şahit tanıklık yapanlar mahkemede. Evet, evet. Almanya'da yalancı şahitlik yapanlar. Bunlar Duisburg'da oturuyorlar, karı kocalar. Ve Almanya'da hakkında sürekli yalancı şahitlik yaparak ona yakın dava açtılar bana. Fakat Alman makamları hiçbirinde kendilerini haklı görmedi. Şimdi de buraya dönüş yapıyor. Buradaki mahkemeye Alman makamlarını kötüleyecek şeyler yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Narin Katıoğlu nerede? Evet. İzmir'de mi? İstanbul'da mı? Baba Kaan Katıoğlu kaçırıyor. Sizin bu konuda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış olan bir şikayetiniz ve aynı zamanda da bir kayıp başvurunuz var. Evet. Şunu öğrenmek istiyorum. Bu kadar hani kısa sürede evlenmişsiniz ama kısa sürede sizi boşanmaya iten, bu ayrılığa iten nedenler, sebepler nedir? Evet. Esra Hanım, eşimin ya evlendikten sonra fark ettim garip saplantı ve takıntıları vardı. Çok devam ettikçe daha da ilerlemişti. Fakat bu sürede ben zaten evliliğimden bir ay ya da iki ay sonra kızıma hamileydim. Sonra beraber Almanya'ya gittik. Fakat Türkiye'de yaşayacaktı kendisiyle. Tekrar Almanya'ya gittiğimizde kendisinden çok fazla psikolojik şiddet gördüm. Bazen de fiziksel şiddet gördüm. Ama kendisi akrabam olduğu için... Ve Nari'nin aile ortamında büyümesini istediğim için kendisiyle birlikte bir aile terapisine gitmek istedim. Fakat kendisi kesinlikle kabul etmedi. Boşanma davasını kim açtı? O açtı. Çünkü hangimiz açalım dedi. Ben dedim ben kızımla mahkeme şeyleriyle uğraşamam. Sen aç, mahkemede şey yaparız. Peki dedim. Bu bir anlaşmalı boşanma mıydı? Hayır, şöyle... O da isteklerini söyledi mahkemede. Ben de söyledim Türkiye'deki mahkemede. Mahkeme sonra ileriki bir tarihe attı çekişmeli boşanma davası olduğu için. Kızımın velayeti bana verildi. Siz velayet konusunda aslında anlaşamıyorsunuz. O diyor ki kızım bende olsun, sen diyorsun ki kızım bende olsun. Evet, evet. Şimdi bu gibi durumlarda aslında bu boşanmada en çok yarayı, en çok travmayı çocuklar yaşıyorlar. Narin bugün 3,5 yaşında. Evet, evet. Ama yaklaşık 2,5 yıldır bir anneyle babanın arasında sürekli oradan sağdan sola çekiştirilen, işte Almanya'daki kadın sığınma evlerinde yaşayan, babanın yanında kaldığında annesinden uzaklaştırılan, bu görüşme günlerinde aslında en ağır psikolojik şiddeti kim görüyor? Narin görüyor. Evet. 6 Mart'tan itibaren kızın sana ulaşabiliyor mu istediği zaman? Hayır, hiçbir şekilde ulaşamıyor. Çünkü sağlıksız bir boşanma süreci yönetildiği ve arada bir kavga ve savaş olduğu için... Yani baba çocuğu senden kaçırıyor. Çocuk sende olduğunda belli günlerde görüşmesi gerekiyor. Bir mücadele var arada. Evet. Kızınız 6 Mart tarihinde tam 22 saat sonra 7 Mart tarihinde ülkeye, Türkiye'ye Kapıkule'den sokulduktan sonra evet. Siz eşiniz Kaan Katıoğlu'nun daha önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Cemre ile iletişim kuruyorsunuz. Hatta onun eşiyle de iletişim kuruyorsunuz. Oradaki cümleleri de enteresan. İzmir'de olabilir diyorlar. Evet. Kocası İstanbul'da olabilir diyor. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Evet. Ve size bir kreşten video atılıyor. Evet. Bu videoyu evet. Size kim gönderdi? Bu videoyu bana Cemre gönderdi. Ona da babasının gönderdiğini söyledi. Cemre de bana merak etme Narin iyi, kreşe gidiyor diye. Çok fazla kendisini aradım çünkü. Narin'i merak ediyorum, yalvardım. Bana bir resim, bir video atması için. O da o videoyu göndermişti. Peki görebilir miyiz o videoyu? Şami Cookie. Cookie. Arif Mene Cookie. Cookie. Yes. Şami Meat. 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 Tamam. Ben seni ayarladım. Okay. Şami Teddy Bear. Teddy Bear. Yes. Şami Car. Car. Yes. Şami Apple. 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 Yes. Şami Balon. Balon. Yes. Yes. Xiaomi milk, milk, milk. Yes, very nice. Xiaomi
banana. Yes. Show me apple. Yes. Show me ball. Ball. Yes. Show me bike. 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 Yes. Yes. Very nice. Thank you. Goodbye. Show me banana. Banana. Yes. Show me apple. Yes. Show me balloon. Hilmi, Hilmi. Where is the cookie? Where is the cookie? Aslında 6 Mart tarihinde kızınız eşiniz tarafından kaçırıldıktan sonra kızınızı gördüğünüz tek şey bu video. Evet. Esra Hanım, inanın kabuslar görüyorum rüyalarımda. Böyle labirent gibi bir odalardayım. Narin gidiyor fakat yetişemiyorum. Kapılar açınıp kapanıyor. Lütfen Narin'imi verin bana, yalvarıyorum size. Buradan Türk halkına sesleniyorum. Lütfen. Benim babam bu ülkenin doğusundan batısına 40 yıllık sınıf öğretmenliği yapmış. Bu ülkeye çeşitli doktorlar, hakimler kazandırmış. 2 senedir babam torununu göremiyor. Yalvarıyorum size lütfen. O kreşteki annelere sesleniyorum. Mutlaka çocuklarını tanırlar. Hangi okul olduğunu söylesinler. Yalvarıyorum Esra Hanım lütfen. Narin'imi çok özledim. Bu bebekle üçümüz beraber uyurduk. Ona en sevdiği Puffy'nin masalını okuttum en son. Nereden bilebilirdim ki o gece onunla son uyumamız olduğunu? Yalvarıyorum Türk halkına lütfen. Narin İzmir'de, İstanbul'da olabilir. Daha 3,5 yaşında. Birinin yanında buna benzer bir kız çocuğu görürseler Narin diye bağırsınlar lütfen. Yalvarıyorum sizi. Yalvarıyorum. Narin'im, canım yavrum. Söz veriyorum sana. Yaşadığım bu travmaların hepsini unutturacağım yavrum sana. Umarım beni böyle izlemiyorsundur. Annen söz veriyor sana, hepsini unutturacağım Narin. Canım yavrum. Canım yavrum lütfen. Bu savaşın sebebi niye? Yani bunu niye yapıyor lütfen, Kaan Bey? Lütfen. Bunu size niye yapıyor? Esra, Almanya'daki bilirkişinin raporuna göre kendisinde narsistik kişilik bozukluğu var. Hı hı. 50 sayfalık bir yazısında çocuğun babasının yanında büyümesinin uygun olmadığı, aşırı derecede anneyi işte kötülediğini, bu Narin için büyüdüğünde olumsuz sonuçlar doğuracağını, fakat annenin bu konuda daha merhametli olduğunu, şefkatli olduğunu, babasıyla görüşmesine hiçbir engel koymadığını, böyle şeylerle 50 sayfalık bir rapor yazdı. Siz de bu arada eğitimcisiniz galiba. Evet, ben lisede çocuk gelişimi ve eğitimini okudum. Sonra Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Kendim de Almanya'da şu anda beni dil okuluna gönderiyorlar. Yine oradaki kreşlerde öğretmenlik yapabilirim. Yapabilesin diye. Ya da Alman okullarında. Peki, şimdi Kaan Katıoğlu nerede? Narin Katıoğlu'nu nerede saklıyor? Anne geldi İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Almanya'da görülen bir davaları var, bir boşanma davaları. Ama anne 6 Mart tarihinde Almanya'daki sosyal hizmetler binasından, baba tarafından kızı kaçırıldıktan sonra bir daha kızıyla hiçbir şekilde iletişim kuramadı. Nerede olduğunu bilmiyor. Kaan Katıoğlu'nun çevresindeki insanlar farklı yerlere yönlendiriyorlar. Bu bilgiler gerçek dışı da olabilir. Narin Katıoğlu'nu tanıyan ve bilenler, Kaan Katıoğlu'nun nerede olduğunu tanıyan ve bilenler bu konuda belki bu anne için, belki de adaletin sağlanması için programa ya da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda da bulunabilirler. Bu konuda gelecek olan ihbarlar bizim için çok önemli. Narin nerede? (Gülüyor)